Osmaniye mahallemizdeyiz. Burada özellikle hemen yanı başımızda gördüğünüz gibi itfaiye bölgemizin kıyısında yol açma çalışmaları için incelemelerde bulunuyoruz. Burada çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, meclis üyelerim, AK Parti yöneticilerim, çok değerli muhtarımla beraber yapılan çalışmaları yerinde görmek için geldik. Bildiğiniz tabii gibi şehir çok hızlı büyüyor, gelişiyor. Son dönemde özellikle 2021 yılı için söylemiştim daha önce de. En fazla inşaat miktarı Bursa'nın tüm ilçeleri arasında İnegöl'de gerçekleşmişti. Dolayısıyla yapılan tabii her inşaatın gerek altyapı bağlantıları gibi, gerek üst yapı işte oraya yol ulaştırılması gibi, kaldırımların yapılması gibi pek çok hizmeti beraberinde getiriyor. Ancak tabii biz büyüyen şehrimizle beraber, gelişen şehrimizle beraber bu ihtiyaçları hızlı çözümlemeye çalışıyoruz. Buradaki alan içerisinde de özellikle Yasemen Sokak ve Nesil Sokak'ta bulunan sitelerin ana yol üzerinde giriş çıkışları ile ilgili bir problem yaşıyorlardı. Dolayısıyla bu yol ağının yapılmasıyla beraber yola katılımları daha güvenli hale gelmiş olacak. Yine Ahmet Türkel yoluna ve aynı zamanda da kavşağa bağlantısı rahatlamış olacak. Burada tabii 1900 metreküplük bir kazı çalışması, 2750 ton dolgu ve alt temel malzemesi serilmesi, 330 metre uzunluğunda yol açılmış olacak. Yine elektrik direklerinin yerlerinin değiştirilmesi gibi. Bir de burada yol üzerinde kalan 10 adet ağaç vardı. Bu ağaçların kaldırılması gibi çalışmalar burada devam ediyor. İnşallah bittiğinde, biliyorsunuz aynı zamanda İnegöl'ümüzün ilk giriş kapısı. İnşallah bu yol ağlarının da düzenlenmesiyle hem güvenli hem de görünür anlamda da daha görsel anlamda da daha güzel bir görünüme kavuşacak bu alanımız. Ben yapılan çalışmalardan dolayı kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah bittiğinde de iyi günlerde kullanılmasını diliyorum. Biz de bu konularda desteği olan gerek mahalle teşkilatlarımıza, meclis üyelerimize, kıymetli muhtarımıza, yöneticilerimize her birine yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın.